Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2016 yılının ilk etkinliğinde 3 gün sürecek proje döngüsü yönetimi temel eğitimi programı düzenledi. Eğitimci olarak doçent doktor Erdem Can'ın katıldığı eğitim programına rektör profesör doktor Yücel Acar ve akademisyenler katıldı. Değerli hocalarım, gerçekten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin önemli unsurlarından birisinin araştırma yoğunluğu olmasını arzuladık hep. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar bunun temelini oluştursun istedik. Burada bulunan arkadaşlarımızın çoğu zaten bu yürüttüğümüz sürecin şahsen içinde bulunuyorlar. Doğrusu bu kadar karmaşık, bu kadar fazla işin arasında hepimizin bazı önemli faaliyet alanlarını ayırıp onlar üzerinde konsantre olmamız lazım ki bir sonuç elde edebilelim. Bu anlamda Proje Koordinasyon Merkezi bizim kurmayı ve geliştirmeyi arzuladığımız bir çalışma alanı oldu baştan beri. Daha biliyorsunuz yönetime talip olduğumuz dönemlerde bunu sık sık söyledik ve ben şahsen kendi açımdan büyük bir mutlulukla görüyorum ki bunu kurabildik ve kurabildiğimiz ve geliştirebildiğimiz bir merkez olmaya başladı ve bunun içerisinde şüphesiz ki birçok hocamız emek harcıyor. Hem kuruluşunda hem de gelişiminde ciddi emek harcayan arkadaşlarımız var. Onlar bu işin asıl sahipleri oldular. Bundan sonra da bu kurumsal yapılanma hocalarımız değişse de süreklilik kazanacak bir yapıya kavuşmaya başladı. En son proje koordinasyon merkezinin güçlendirilmesi anlamında iki tane daha uzman sadece burada çalışacak. Bu amaç için ilan ettiğimiz iki kadro yapılan başvurular sonucunda iki tane uzman arkadaşımız proje koordinasyon merkezinde çalışmaya başlayacak. Bu yıl içerisinde de kadro anlamında zenginleştirmeye devam edeceğiz proje koordinasyon merkezini ve üniversitemiz içerisindeki bütün bilimleri etkili bir şekilde destekleyen bir merkez haline gelecek. Eğitimci Erdem Can, eğitim programında sunum eşliğinde proje yazımına dair her şeyi anlattı. Gündemimize şöyle bir geçersek, bugün ağırlıklı olarak ben anlatacağım. Anlatacağım şeyler, belki bazılarınız benden daha iyi biliyorsunuzdur anlatacağım şeyleri. Çünkü uluslararası ilişkiler hocaları var aramızda, ilgilendilerse bilmiyorum. İPA nedir? Türkiye'ye yapılan yardım miktarları 2000'li yıllarda ne kadardı? İPA'dan önce MEDA vardı, MEDA'dan sonra FAR programı vardı, sonra İPA 1 ve şu anda İPA 2 dönemindeyiz. Bunlar nedir? Önce bir tanımlayacağız ve biraz tarihsel perspektiften gelerek Türkiye'ye ne kadar fon sağlandı ve bu fonlar nelere taksim ediliyor, hangi konu başlıklarında kullanılıyor ve önümüzdeki süreçlerde de ne olacak? Bir bilgilendirme olacak ve daha sonra yavaş yavaş proje nedir, mantıksal çerçeve maddesi yaklaşımı nedir gibi konularla devam edeceğiz. Yarın, bugün vakit kalırsa bugün, kalmazsa yarın büyük ihtimalle uygulamaya geçeceğiz. Eğer 17 kişi isek 4-4-5 şeklinde 3-4 gruba bölüneceğiz. Her grup burada kendi projesini yapacak. Burada işte proje konusunu belirleyecek, hedefini belirleyecek, alt hedeflerini belirleyecek. Buradan yola çıkarak strateji analizi yapacak ve oradan da yola çıkarak mantıksal çerçeve matrisini oluşturacak. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulmasıyla birlikte eğitimimiz